Ee, sertifika sınavı hakkında da bir bilgi vereyim. henüz hangi platform üzerinden yapacağımızı hala karar vermedim. Ama bir platform üzerinden yapacağız. Yani gerekirse kamera açmanız, video çekmeniz tarzı şeyler de istenebilir. bir şekilde öyle temiz bir ortamda bir sınav olacaksınız. O sınavdan güzel notlar alanlara başarı belgesi verilecek. Bir de başarı belgesinin haline katılım belgesi olacak. Katılım belgesi devamsızlığı çok yüksek olmayan herkese vereceğiz. Katılım belgesini herkes alacak. Ama başarı belgesini o bahsettiğim sınavdan iyi notlar alanlar alacak. Sınavı dediğim gibi evinizden olacaksınız, oturduğunuz yerden olacaksınız. Ama dışarıdan bir engel, dışarıdan bir yardım almadan olacaksınız. Buna özen göstereceğiz. Bunun için bazı şeyler düşünüyorum kafamda. Hangisi olur bilmiyorum. Bir şekilde engelleyeceğiz bunu yani. Tamam. Yapmazsınız zaten siz de. Gene de aksana. Hocam başarı belgesi almak için kaç puan gerekir? Onu da daha düşünmedim efendim ama ya normalde 70 yetiyor bu sertifikasını aldamla. 70 üstüne sertifika veriyorlar ama ya ben biraz mükemmelliyetçiyim. Bilmiyorum ya yani, 70 biraz az geliyor bana. Daha iyisini yaparsınız yani. Ben barajı 80 ya da 85 yaparım tahminim. Evet, haydi daha 85 üstü olsun bizim. 80 olsun. Evet, onun gibi bir garaj belirleyeceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir kere geçen ders bir ufak girmiştik diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Geçen ders en azından teorik şeylerini yazdırmıştım diye hatırlıyorum while döngüsünün. Öyle mi? Bir ufak teoriğinden bahsetmiştik. While döngüsü nedir, ne zaman kullanılır, oradan farkı nedir gibi böyle. Kaç şeye değinmiştik. Kaç soru olacağı da henüz belli değil Ali Efe. Daha hazırlamadım bile sınavınızı. Ya, diyelim. Evet hocam arkadaşlar geçen ders değindik. Değil mi? Evet yapmıştık az da olsa. Tamam. Hemen bir daha hızlıca üzerinden geçelim. While loop. While döngüsü diyelim. Neler demiştik while döngüsü hakkında? Evet herkes hatırladığı bir şeyi yazsın bakayım. Geçen ders neler yazdırmıştım ben while döngüsü hakkında. Ne demiştik mesela? Hocam while loop'tan devam mı? Tabii canım while loop'a daha girmedik bile. Evet iken demektir. Önemli bir faktör. İlk önce onu diyelim hatta. Evet. Iken anlamına gelir arkadaşlar. Evet bunların hepsini yazdırmış o, iyi. Tamam. Iken anlamına geliyordu arkadaşlar. Ne anlama geliyor yani? Şöyle while a küçüktür 5. İki nokta koyduğunda şunun okunuşu arkadaşlar ne anlama geliyor? a 5'ten küçük iken. Nokta 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 şunları şunları yap. a 5'ten küçükken şu alttaki işlemleri uygula diye yardırıyor. Ya da işte daha anlamlı a 5'ten küçük olduğu sürece bir, bir anlam getirebilirsiniz. Fark etmez ama asıl karşılığı iken, A5'ten küçük iken aşağıdakileri yapmaya devam et gibi anlamlar vardı. Ama bayağı şey yazmışız ya. Indentation. Indentation bunda da vardı. Indentation vardı. Indentation ne demek olduğunu artık biraz biraz oturtmuşsunuzdur bu kavramı. Başta boşluk bırakıyoruz yani. Değil mi? Yani while döngüsünü yazdıktan sonra enter'a bastığımızda bizi globale değil de lokal bir yere atıyor. Lokal bir kod bloğu yani. Peki başka ne yazmışız? Iken dedik tamam. Tamam for döngüsü gibi while bir döngüdür. Bunu yazmıyorum bu maddeyi. falan while döngüsü belirlediğimiz evet bu asıl bizim. While döngüsü belirlediğimiz koşul gerçekleştiği sürece gerçekleştiği sürece çalışan bir döngü çeşididir arkadaşlar. Bir be koşul belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki şu şundan küçük olduğu sürece bunları yap. O da sürekli yapacak bu dediğimizi. O şart bozulana kadar. O şart bozulana kadar hep tekrar edecek. Tamam? O şart bozulana kadar. Ne zaman ki o şart bozulursa o zaman o işlem duracak. Döngü kırılacak. Evet ve bu da önemli. While döngüsünün for döngüsünden temel farkı temel farkı neydi? While döngüsünün ne kadar süreceğini bilmiyoruz arkadaşlar çoğu zaman. Evet for döngüsü genelde belirli. For döngüsünün ne kadar döneceği süreceği diyelim. Ne kadar süreceği belirli iken while döngüsünün belirsiz olabilir diyelim. Yani belirsiz durumlarda. Yani adam mesela bugün birkaç örnek yapacağız. Yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Mesela bir alışveriş yapacaksın değil mi? Bir alışveriş yapacaksın olur mesela. Yapıyorsunuzdur trend yoldan falan bir yerlerden. Yani şeyi dolduruyorsun. Sepetine dolduruyorsun. Bir alışveriş yapıyorsun. Bitmiyor. Bir daha yapıyorsun. Bir daha yapıyorsun. Ne zaman biteceği belli değil. Yani bu adam bir ürün de alabilir. Üç ürün de alabilir. Beş ürün de, on ürün de alabilir değil mi? Mesela bu gibi durumlarda adamın ne zaman duracağı belli değil. Adamı bir döngüye sokmalıyız. Wild döngüsüne sokmalıyız burada. Fora değil mesela gibi diyelim. Tamam. Herhalde bu kadar. Bunlardan bahsettik. Şimdi hadi uygulamalarına geçelim arkadaşlar. Kodlarına geçelim ufaktan. Evet. Şu Discord'u tüm ekranımı kaplamazsa güzel olacak. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar daha sonra hiç sonsuz döngü gibi bir, kötü bir kavramdan bahsetmedik mi ya? Hemen ondan bahsedelim arkadaşlar. While döngüsünde çok sık düşülen bir hata. Uyarı diyelim. Böyle uyarı önemli. Uyarı. While döngüsünde While döngüsünde ne diyelim? Acemiler, beginnerlar diyelim. Böyle Daha başlangıç seviyesindeki yazılımcılar. Beginnerlar çok sık bir şekilde sonsuz döngüye yani infinite loop ezberleyelim yani infinite loop yani sonsuz döngü parantez yazabiliriz sonsuz döngüye düşer arkadaşlar bu kötü bir durumdur yani bu acemice bir durumdur bunun sebebi hani while koşul sağlandığı sürece devam ediyordu ya sen demek ki o koşulu bozacak bir şey hiçbir zaman yapmamışsın o koşul sürekli sağlanıyor o koşul hep sağlanıyor hiçbir yanlış dönmüyor orası ne demiştik buna da örnek mesela Hemen yani bir tane a sayısı belirleyelim. A1 olsun. Aşağıda while a küçüktür 3. 4 diyelim, 5 diyelim. 5 de dedik, 5 diyelim. While a küçüktür 5 iken. Evet, bunun anlamı ne anlama geliyor? While a küçüktür 5. A 5'ten küçük iken. iki noktayı koydum. Enter'a bastığımda zaten beni lokale atıyor gördüğünüz gibi. Arada bir boşluk bırakıyor, indentation bırakıyor. A 5'ten küçükken hangi işlemi yapalım? Mesela ismimizi yazdıralım. Print emincan yazdıralım mesela. Şimdi bunu çalıştırdığımda arkadaşlar ne olacak? A şu anda 1. O zaman while A küçüktür 5 burası true dönecek. Burası true döndüğü için bu döngü başlayacak. Emin yazdıracak. Sonra başa dönecek. Bakacak halen daha A'mız 1. A halen daha 5'ten küçük. Bir emincan daha yazdıracak. Sonra dönecek yukarıya. Bir Emin Can daha yazdıracak. Bu şart hiçbir zaman değişmeyecek ki. Bu şart değişmeyecek ki. A'yı değiştirmiyorsun ki sen. Sen buradaki A'yı hiçbir zaman değiştirmedin ki A her zaman 5'ten küçük olarak kalacak. Dolayısıyla şunu çalıştırırsam sonsuz bir döngüye düşüyordum. Bir kerelik çalıştıralım. Yani çalıştırdığımızda çoğu zaman bazı bilgisayarlar hata da verebilir, zor da verebilir, internet kapanabilir. Bir dünya olumsuzlukla karşılaşabiliriz yani. O an bilgisayar bilgisayara değişip ben bir kerelik deneyeyim. Yani çok düşmeyeceğiz bu duruma. Sadece düşersek nasıl durduracağımızı falan bir görelim. Yani çalıştırıyorum Shift Enter. Çalıştırdık bir bağlansın. Ondan sonra çalışacak. Yani şimdi buraya bir dünya emincan yazacak. Bir yerden sonra da hata verecek. Yani bilgisayar daha fazla yazmak istemiyorum diyecek. Bazılarında hatayı hemen verecek. Bazılarında hata vermeyecek ama işte bilgisayarda kasmalar başlayacak falan filan. Yani bilgisayar güçlü tamam amen ne adı sonsuz defa bir şey yaptırmak mantıklı mı yani? Sonsuz defa emincan 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 yazdırmasını isteyeceğim. Ya. Çünkü bu döngü şu anda infinite topa düştü. Hiç durmayacak. Başlayalım. Emincan 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 emincan. Halen daha çalışıyor. Halen daha emincanlar yazdırıyor arkadaşlar. Bunu geçen derste bakmıştık. Şurada Kolepte bunun bir kısa yolu var mı? Yürütmeyi kes. Cetereleme. Cetereleme mi o? Cetereleme ile duruyor herhalde. Neyse ben tıklayarak duracağım. Şuna bir tane tıklayayım bari de. Durdursun bunu artık. Hata vererek durdurdu ee, bizim için. Çünkü bu şu anda sonsuz bir döngü. Sonsuza kadar devam ediyor arkadaşlar. Bunu engellemenin yolu neydi? Sen şurada while'ın şartında A ile bir koşul koştun değil mi? a 5'ten küçükken bunu yap. E peki a 5'ten küçükken bunu yap da. A, A'yı sen ne zaman ne zaman 5'ten küçük, şurayı ne zaman false'a döndürebilirsin? A'yı eğer arttırırsan, mesela şu print işlemini yaptıktan sonra a artı eşittir 1 dersem, A'yı 1 arttıracak. Şimdi çalışma mantığını düşünelim. A başta 1 olarak girdi. 1 5'ten küçük, o yüzden bir kere emincan yazdırdı. Sonra A'yı 1 arttırdım, 2 oldu A. 2 halen daha 5'ten küçük, o yüzden emincanı bir daha yazdırdı. Sonra bir daha arttırdı A'yı, 3 yaptı. 3 halen daha 5'ten küçük. Bir kere daha emincanı yazdırdı. Bir de arttırdım. 4 oldum. 4 halen daha küçük. Bir emincan daha yazdırdım. Sonra bir arttırdım. 5 oldum. 5 olduktan sonra artık 5, beşten küçük. Bu şart sağlanmıyor. Burası false dönüyor aslında arkadaşlar. Artık şu kısım false dönüyor. İşaretlediğim kısım false dönüyor. Bu kısım true değil de false döndüğü için bu döngüye bir daha girmiyorum. Bu döngü bitiyor. Ve emincanı kaç kere? dört kere mi yazdım şu an? Bastığımızda Evet 1 2 3 4 kere emincan'ı yazdırmış oluyoruz. Hocam belli bir sayıda nasıl yapabiliriz? For ile çok güzel Mehmet Arda. Aynen öyle. For'la belli bir sayıda yapardın yani şu işlemi. Şu 4 kere yazdırma işlemini for'la zaten basitçe yazıyorduk. For i e in range 4 dersem mesela alta print emincan dersem emincan'ı 4 defa yazdırır. Üsttekinin aynısının for'la yazılmış hali. Bu arada değinmiş olmam lazım arkadaşlar. Bu döngülerin pek çoğu pek çok soruda iki döngüyü de kullanabilirsin. Yani çoğu soruda iki döngüyü de kullanabilirsin. Ama e, hangisi rahatına geliyorsa onu yapacaksın. Bazı durumlarda mecbur kalıyorsun vayla. Yani ne zaman biteceğini bilmediğin zaman mecbursun vayla. Ama ne zaman biteceğini biliyorsan forla daha kolay. Ama onu bile vayla yazabilirsin. Tamam. Neden dört defa yazdı hocam? E burada range dört dedik. Ha şurada mı? Şurada da birden başlıyorum. Bak birden başlıyorum. A1'i yazdırıyor. A2 oluyor yazdırıyor. A3 oluyor yazdırıyor. A4 oluyor yazdırıyor. A5'i yazdıracak mı? A5 olduğu zaman şuraya girmeyecek. Yazdırmayacak. O yüzden 4 defa yazdırdım. Eğer 5 defa yazdırsın şurayı şey yapabilirsin. İşte Küçük eşittir desem. Şunu eşittir de katsam şuraya. Bu sefer 5 defa yazdıracak gibi. Yani aynen. Şuralara oynamalar yapabilirsiniz yani. Tamam Siz mantığı kavrayın da. Oynamaları yaparsınız. Forla da yapabilirdik bunu falan filan. Tamam. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Mesela şöyle bir görevimiz olsun. Bu sefer while döngüsü kullanarak Size verelim bu görevi hadi. While döngüsü kullanarak birden ona kadar olan sayıların karelerini ekrana yazdıralım. 10 dahil. Şunu bir uğraşın bakalım. Ya da birlikte de yapabiliriz. Ya bu while sorularının çoğunu birlikte yapacağız arkadaşlar. While soruları ilk etapta zor gelebilir. Anlayabiliyorum. Yine de bir dakika verelim, biraz uğraşın. While döngüsü kullanarak birden ona kadar olan sayıların karelerini ekrana yazdıracağız. Bana biraz zor geldi. Hocam while ile range birlikte hayır, while ile range'i birlikte kullanmıyoruz. Tamam, zor geldi arkadaşlar, çoğu şey. Hadi başlayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Birden ona kadar olan sayıları yazdıracağım while ile. Bu arada bunun aynısını forla da yaptıracağız. Bunun aynısı forla, o kadar basit ki. Ama while ile yapmak istiyoruz. Şu anda while alışacağız. Yine a'mız bir olsun, a birden başlasın. Evet. Ne diyelim? While iken ne iken devam etsin. Birden ona kadar olan. Tamam atma. Atma Mehmet Esat. While a'mız küçüktür 10. Tam onda dahil. Küçük eşittir 10 iken diyelim. A'mız 10'dan küçük eşitken ben ne yapmasını istiyorum? Print a'nın karesini yazdırmak istiyorum. a kare. Şu. Şunu yaptığımda benim kodum çalışacak da benim kodumu durduracak bir durum yok. While a küçüktür 10 dedik ya şu anda A sürekli ondan küçük olacak. Hiçbir zaman durmayacak. Bunu çalıştırırsam yine bir infinite loop'a düşeceğiz. Infinite loop'a düşmememiz için aşağıda şu işlem bittikten sonra A'yı bir arttırmamız lazım. A artı eşittir 1. Şunu yaptığımızda amacımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Çünkü A 1 olarak başlıyor. Şu şart sağlandığı için 1'in karesi ekrana yazdırılıyor. Sonra A 1 artıyoruz 2 oluyoruz. 2 şu şart sağladığı için 2'nin karesi yazdırılıyor ekrana. 3 4 5 en son 9 oluyor 10 oluyor onda da yazdırıyoruz kareyi. Sonra 11 olduğunda bu şart sağlanmıyor burada kalıyor. Amacımız bu. Bu kadar o asistan. Tamam. Hocam neden A'ya 1 verdiniz? Evet bu güzel bir soru. Şimdi Abdülkadir while'da şurada bir koşun koşacağım değil mi? Burada koşacağım bir koşul var. Burada koşacağım koşulu bir değişkenle koşacağım. Çoğu zaman değişkenle koşacağım. A küçüktür 10 ikenle koşacağım. E i̇yi de dışarıda bir yerde ben A'yı belirlemezsem dışarıda bir yerde A olmazsa o kod bana hata veriyor şu anda. Şu anda daha a tanımlı değil ki. A ondan küçükken diyorsun da a'nın kaç olduğunu bilmiyor şu anda bilgisayar. A'yı bir yerden başlatmalısın. E biz de birden ona kadar yazdıracağız madem. O yüzden a'yı ben birden başlatıyorum. Ondan sonra bir bir arttıracağım bu a değerini. Planlıyorum kafamda yani. A'yı birden başlatacağım. Bir bir arttıracağım bu bayılın içinde. Şeklinde. İki dersek ikiden başlar. Bu sefer birin karesini almaz yani. İki dersek çalıştırdığımda görevimizi yapamayız. Bak ikiden başlıyor bu sefer. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 1'in karesi yok bu sefer. Anlayabildik mi? Yani istersen istediğin yerden başlat. Ama kaçtan başlatırsan, A'yı 4 dersen mesela şart sağladığında ilk önce 4'ün karesi yazdırılacak. 16'dan başlayacak bu mesela. Gördüğün gibi. Ben 1'den başlamak istiyorum ki 1 ile 10 arasındaki bütün hepsini yapayım. Tamam. Tamam anladım. Evet. Haydi geçelim. Başka bir soru. Evet. Bu soru siz biraz uğraşabilirsiniz bence. Evet while döngüsünü kullanarak es, ekrana 5 defa merhaba dünya yazdırın bakalım. Bunun için bir bir dakika vereyim herkese. Ekrana 5 defa merhaba dünya yazdıracaksınız while döngüsüyle. Hocam bir yukarı çıkabilir misiniz? Çıkayım hatta atayım. while döngüsü ile belli bir miktarda dönmeyi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Başta bir 1 giriyoruz. Ondan sonra içeride birer birer arttırıyoruz. Kaça kadar gideceğini de burada şartta belli ediyoruz. Soruyu atmadım mı? While döngüsü kullanarak ekrana 5 defa merhaba dünya yazdıracağız. 5 defa dönecek bir şey yapacağız arkadaşlar. Normalde bunu tabii ki forla yaparız. Normalde forla yaparız. Hatta üsttekini de forla yaparız. Ama biz şu anda while'la alışmaya çalışıyoruz. O yüzden while'la yapacağız bunları. Normalde böyle bir soru gelse ben direkt forla yaparım. Çok daha basit forla bence. Peki gönderin bakalım cevapları gençler. Bana mı yapalım? Evet, güzel. Güzel yapanlar, atanların hepsi doğru şimdilik. Güzel. Tebrikler arkadaşlar. Beş defa dönme işlemini nasıl yaparız? Başlangıçta bir başlangıç değişkeni tanımlayacağız. A birden başlasın. While iken A küçüktür 5 iken desek. A 5'ten küçükken diyeceğim. Altta 1 1 arttıracağım. Ama tam 5 olduğunda da olsun tam 5 olduğunda da olsun. Evet şu. Print ne yazdıracaktık? Merhaba dünya yazdıralım. Şu anda istediğim sayıda dönecek mi bu? Tam emin olamıyorsan bir kere çalıştır. Bakalım 5 defa dönüyor mu? Dönmüyorsa arttırırız şurayı. Ama dönecek sanırım. Şu anda 5 defa olması lazım. Çalıştırdık. O şaşırma. <laughs> Kendi atama kendim düşün. Nerede bunun? Nerede bunun bitme durumu? Nerede bunu a'yı arttırması? Evet. A artı eşittir 1'i unuttuk. 1 1 arttıracağız. 2, bir bir arttırdığımızda evet 5 defa merhaba dünyayı bana yazdırdı arkadaşlar tamam. A 5'ten küçük olduğu sürece bu işlemi devam ettir diyorum. Alttaki işlemle ne? Merhaba dünya yazdırmak. A 1 olduğu için ilk başta bir tane merhaba dünya yazdırıyor. Bu şart sağlandı çünkü. Girdim bunu çalıştırdım. Sonra A'yı 1 arttırdım 2 yaptım. 2 halen daha bu şart sağlıyor bir daha yazdırdı. 3 yaptım 3 sağlıyor yazdırdı. 4 oldu sağlıyor yazdırdı. 5'te de, de sağlıyor. En son 5'ten sonra 1 arttırdım 6 yaptım. Altı bu şartı sağlamıyor. Dolayısıyla buraya girmem. Döngüden çıkarım. Tamam? Hatasız kul olmaz hocam. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi ben de unutabiliyorum bazen. Hoca kendi kalsın. <laughs> evet. Yani gördüğünüz gibi sonsuz döngüye düşmemek lazım. Ben while döngüsüyle çok uğraşmıyorum yani. Bu computer vision da işimize yarıyor. Böyle nesne tanımada, bilgisayar görmede o tür programlarda işimize yarıyor. Şu sıralar hiç computer vision projesi yapmadım. While'ı unuttuk. While'da break etmeyi Aylı durdurmayı unuttuk. Peki hemen başka bir soru. Bunu da uğraşın siz yine ilk etapta. Evet sorumuz neymiş? Kullanıcıdan bir cümle alalım. Kullanıcıdan bir cümle alalım. Ardından bir de ekrana kaç defa cümle yazdırmak istediğin bilgisini de alalım. Hem cümleyi kullanıcıdan alacağız. Hem kaç defa yazdırılacağı bilgisini cümleden alacağız. Sonra while döngüsü kullanarak ekranda istediği cümleyi istediği sayıda yazdıralım. Yani adam Ali girdi mesela bir de 7 girdi. Ekranda 7 defa Ali yazacak. Adam başka bir şey girdi. Başka bir şey yaptı. Niye yanlış diyor Mehmet Eymen? Mehmet Eymen yanlış diyor. Bak bakalım. Mehmet Eymen i diye bir değişken tanımlamış. i 5'ten küçükken demiş her şey i i i gidiyor. Şurada a'ya bir ekle demiş. A ne? Şurada i'ye bir ekle yapacaksın. Ya da üstteki i'leri a yapacaksın. Yani bir tane değişken kullanacaksın. i ile başladın a ile devam ettin. Sorun orada. Önemli değil. Hocam biz şimdi 999 kez derse 999 kez mi yazacak? Evet. Kullanıcı kaç kez yazmasını istiyorsa ekrana kullanıcı ekrana kaç defa yazılması dediğinde kullanıcı girecek. Bir kere kullanıcıdan iki tane bilgi alacaksın. İki tane. Bu bilgileri inputla alacaksın. Inputla bir cümle bilgisi alacaksın. Bir de kaç defa yazılacağı bilgisini alacaksın. Adam diyecek ki işte ne bileyim Ali Atabak. Ali Atabak cümlesi. Bir de ya girecek ki 15. 15 defa Ali Atabak Yazdırılsın istiyor adam alta alta. Siz bunu yapacaksınız. Mesela. Bunun gibi şeyler. Hocam sınav ara tatilde mi olacak? Evet ara tatilde. Yapmayı düşünüyorum sınavı. Benim için de daha rahat olur. Sizin için de daha rahat olur arkadaşlar. Hocam eti için geç girdim. Sorun değil. Kaç kişi oldu? Kırkı vurduk gene. Pazartesi günü geç kalanlar oluyor arkadaşlar. Evet. 14 gün tatil mi oluyor? Ara tatil yafta Peki bu biraz zor bir soru. Buna biraz daha zaman verelim. Şuna bir uğraşayım bakayım. Bir kere bir input'la iki cümleyi yaz. Bir tane cümle alacaksın. Bir de adet alacaksın. Sayı alacaksın. Kaç defa yazdırılacağı sayısını alacaksın. Ondan sonra while'lı yazmaya çalışacaksın bakalım. Ondan sonra while'lı yazmaya çalışacaksın bu biraz zorlayabilir. Bu arada vayal döngüsünü arkadaşlar e, kolay değil yani. Tek seferde ilk etapta anlamak. Ben başka yerlerde de eğitimler veriyorum. Genelde vayal döngüsü başta biraz oturmuyor. Hocam ben arkadaştan monitör istedim. ya çok gerek kalmadı. Yusuf bitiriyoruz. Yani haftaya haftaya son dersleri falan yaparız tatminim. Buldum sanırım hocam. Sonsuzu durduramıyorum. Evet sonsuz döngüye düştüysen Adem yani yandaki dura bas bazen çalışmıyor. O dur. Sayfayı kapat baştan aç. Şeyler yapacaksın ya. Yani. Evet. Çünkü her bilgisayarda farklı tepki veriyor sonsuz döngüye. O yüzden düşmememiz gerektiğini uyardım. Atalım mı? Biraz daha bekleyin. Herkes uğraşsın. Kod hücresini silsin. O durduruyor mu ya? Arka planda çalışıyor olabilir mi hala? Herhalde durduruyor da olaylar yani Durduruyor. Evet. Yapanlar atsın bakalım bir. İnceleyelim. Evet. Efe'nin almış. Birden başlatmış. Evet. Güzel. Efe'ninki olmuş. Mehmet Arda almış. Almış. Sıfırdan başlatmış. Tamam. Sıkıntı yok. Sonuçta olmuş eşittir dahi etmemiş. Mehmet Arda'nın de olmuş. Ali Efe'ye baktık. Ali Efe almış almış. O ondan küçükken yapmış Olmuş. Güzel güzel güzel. Tebrikler. Burada bir sonsuz döngü gördüm. Biri olmamış. Peki. Atanlar. Evet. Mehmet Fatih'in iki de olmuş. Mehmet Esat'ın iki de olmuş. Güzel. Tebrikler. Başlayalım biz de arkadaşlar. Bir kere kullanıcıdan bilgi al cümlesini duyduk. Input olduğunu anlıyoruz. Hemen bir değişkeni atayalım bunu yani cümle diyelim. Değişkenlerin isimlerini verecekseniz ben mantıklı verme taraftarıyım. Yani ileride çok karışık kodlarda bu ortalık karışacak yani. A, B deyince neye A, neye B dediğin ortalık birbirine giriyor. O yüzden anlamlı bir şey vermeye şimdiden alışalım. Bir cümle alacaksam cümle diyorum buna. Cümle inputla lütfen bir cümle giriniz diyelim. Adamdan bir cümle aldık. Sonra kaç defa değil mi? Kaç defa yazdıracağım bunu ne diyelim? E, sayı diyebilirsin. Defa diyelim. Sayı diyelim hadi sayı. Bu bir sayı, int bir sayı kaç defa yazdıracak. O yüzden int'im kutlu alıyorum. Lütfen cümlenin kaç defa yazdırılmak istediğini giriniz diyelim. Kaç defa yazdırmak istediğinizi giriniz. Kaç defa yazdırmak istediğinizi giriniz dedik. Tamam. Peki adam buraya işte Emincan Yılmaz yazdı, ismini yazdı. Buraya da 5 yazdı. 5 defa Emincan Yılmaz yazmak istiyor mesela. Ben hemen başlayacağım while döngüsüyle bunu yazacağım. Bir kere while döngüsünün bir başlangıç noktası lazım. Bir mihenk noktası lazım değil mi? Buna da ne demiştim? Başlangıçta bir tane değişken atayın arkadaşlar. Başlangıç değişkeni olarak bir şey belirleyin. Ben o değişkenle başlıyorum. O değişkeni 1 1 ya da 2 2 arttıracağım duruma göre yani değişecek. 1 1 arttırıyoruz şu anda. başlangıç değişkeni belirleyelim. A diyelim. A'mız 1 olsun. Başlangıçta 1 diye bir değişken belirledim. Şimdi while döngüsüne başlıyorum. While bu belirlediğim A sayısı küçüktür. Neyden küçüktür mesela? Şu sayı değil mi? Sayı mesela adam 10 girdiyse A 10'dan küçük iken aşağıdaki işlemleri yap. Neyi yap? Print et. Neyi print et? Yukarıda aldığım cümleyi print et. Daha sonra tabii ki A'yı bir arttırman lazım. A artı eşittir 1 demen lazım. Şimdi bunu yazdığında arkadaşlar acaba tam 10 kere mi çalışacak 9 kere mi çalışacak? Şimdi artı eksi bir muhabbeti var. Mesela cümle tam cümle sayısı kadar. Şu, onu ben niye kafamdan yazdım ya? Şura sayı olacak. Adamdan aldığımız sayı. A'mız küçüktür sayı. Adam kaç sayısı girdi? Adam 10 sayısı girdiyse A ondan küçük olduğu sürece, A sayıdan küçük olduğu sürece devam ettir diyeceğiz. Şurada bir eşitlik koymamız da lazım. Birden başlatıyorsak eşitlik koymamız lazım. Mesela bir deneyelim bakalım güzel çalışıyor mu? Ya emin olamadım tamam mı? Böyle bir fazla mı bir eksik mi tam emin olamadım. Dene arkadaşlar dene. Bakalım doğru çıkacak mı çıkmayacak mı? Ona göre özenlemeler yaparız. Çalıştırdık mesela. Bir cümle giriniz. Ne diyelim? Ali yemek ye. Sallıyor bir tane cümle. Evet kaç defa yazdırsın mesela? Bunu bana 3 defa yazdırsın. Bakalım doğru çalışıyor mu? 3 defa dedim. Ali yemek ye, Ali yemek ye, Ali yemek. Tamam doğru çalışıyormuş. 3 defa yazdırıyor. Ha, çalışmasaydı, 2 defa yazdırsaydı falan şurayı bir arttıracaktın. Şunu sıfırdan başlatabilirdim. Farklı farklı yollar yapabilirdim. Yani bazıları şunu yapmış. Şunu sıfırdan başlatmış. Şuraya eşitlik koymamış. Tamamen aynı mantıkla çalışır arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ali yemek ye diyelim. Yine 3 defa girelim. Bak 3 defa yazdırıyor. Yani kaçtan başlatacağın sana kalmış aslında. Tamam. Yani şunu birden başlatıp eşitlik koysan da aynısı tam tersini yapsan da aynısı. Fark etmez. Amacına bir şekilde ulaş. Burada mantığı anladık mı? Kullanıcıdan bir cümle aldık. Aldığımız cümleyi cümle diye bir değişkeni atadık. Atadık bekletiyoruz şu anda. Değişkeni atadık bekletiyoruz. Bunu yazdıracağız ekrana. Daha sonra kullanıcıdan bir sayı aldık. Kaç defa yazdırılacağı sayısı. Ben a'yı birden başlatıyorum. Birer birer arttıracağım bu while'ın içinde. Ne zamanki sayıdan Sayı geçerse o zaman bitecek bu işlem. While a küçük eşittir sayıyken diyor. Evet. Olmadı diyen biri var. Bir bakalım hızlıca. Int input. Keşke hatayı da göndersen. Evet. Bir a var bir i var. Ortalık karışmış. Evet. Şimdi kullanıcıdan aldığın şey i. İçeride i arttırıyorsun. A küçüktür. i artı bir. Hatanın neyden geldiğini de bir göstersen daha hoş olurdu. Daha rahat görürdük de. A'yı ile başlatmış, i artı bir, i'nin bir fazlasına kadar aslında çok da bir hata bilmiyorum, göremedim. Yani sonsuz veriyor hocam. I'yi bir arttırıyoruz, I'yi bir arttırıyorsun sen ya, A'yı bir arttıracaksın. Şurada A artı eşittir bir yapacaksın. Kullanıcıdan aldığın I'yi bir arttırıyorsun, şurada A artı eşittir bir olacak. Evet, devam edelim bakalım. Ee... Şimdi kaç dakikamız kaldı ya? Beş dakika mı? Beş dakika var mı? Varmış. Bir soru daha yaparız belki. Niye olmadı? Şu olmadılara bir bakalım. Tamam hadi bu ders daha soru yapmayalım. Niye olmadılara bakalım. Bir tane daha niye olmadı deniyor. A'yı tamam cümleyi ve sayıyı almış. A'yı sıfırdan başlatmış. A'yı bir bir arttırıyor. Simtex hatası bu ya. Simtex hatası nerede? A eşittir sıfırda. A eşittir sıfırda bir simtex hatası yok. Yukarıda bir simtex hatası var. Yukarıda int input. Şunun sonuna bir tane daha parantez koy. Sayının en sonunda bir parantez eksik. Sayının en sonunda bir parantez eksik. Yani şurada sinteks hatası olduğunu gördüm arkadaşlar. Yazdığım kodlara bir daha bakıyorum yani. Kodum yazımında bir hata yaptım. Sinteks demek yazım demek. Yazım hatası anlamına geliyor. invalid Sinteks hatası. Yazım hatası da çok basit yani. Bir yerde bir hata yaptın. Bakacağım bir daha bulacağım. Efe evet, yazıcıya bakalım hızlıca. Ne diyor? Evet. stringle int desteklenmiyor diyor, toplanamaz diyor. Değil mi? Bir tanesi string, bir tanesi int. Evet. Hatan senin nerede? Adınızı yerinizi a ile almışsın, b ile almışsın. Şurada başka bir değişken tanımlamalısın. Yani c eşittir 1 ya da a eşittir 1 demelisin. Yani şu a değişkeniyle b'yi kıyaslamıyoruz biz burada. Bak 3 tane değişken vardı burada. Bak bende 3 değişken var. Cümle değişkeni var, sayı değişkeni var. Bu ikisini kullanıcıdan aldım. Bir de a diye bir değişken. a'yı birden başlattım. Sen orada iki değişken var. Senin orada birden başlattığın bir değişken yok. Senin burada birden başlattığın bir değişken yok Efe. A, B diye. Bir de anlamlı değil. Bu A ne, B ne şimdi? A'yı, B'yi ben anlamak için gidiyorum karşıda ne yazdığına bakıyorum. Ya bunun yerine anlamlı adam gibi değişken ismi verseniz beni de yormayacaksınız okurken yani. Şuna şurada cümle yazmak çok mu zor yani? İsim yazmak çok mu zor? Yani ne aldığınızı, o değişken ne anlama geldiğini daha rahat anlarım. Tamam, buna alışın şimdiden. Ee, falan filan. Tamam. Evet. Şimdi burada duralım. Burada duralım. Sadece şunu bir göstermek istiyorum. Şu yapılan işlemlerin hepsini for'la yapabilirdik. Mesela hepsini ikinci yollar for'la çözeceğim ben size. Mesela aynı işlemi kullanıcıdan bir cümle alalım. Bir sayı alalım. Aldık. Ondan sonra for'la bunu nasıl yazdırırız? for <laughs> for e in range diyorduk. Kaç defa yazdıracağız? Sayı defa yazdıracağız. Kullanıcıdan aldığımız şu sayı defa yazdıracağız for e in sayı dediğimizde ne yazdıracağım? Print cümle yazdıracağım. Ha, aynısı çok daha kısa halde de yazılıyor mesela. Yine Ali yemek ye diyelim. Üç defa yazdırsın diyelim. Ah, Ali yemek ye, Ali yemek ye, Ali yemek ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar while ile yazdığımız her şeyi şu soru için konuşuyorum. Bu soru için. Bu soruyu bu kadar basit forla da de yazabilirdik. Peki forla da yazıyorduk. Evet biliyorsunuz bunu. Ben hatırlatmak için söylüyorum. Yani iki tarafta kullanılabiliyor. Aynılarını yapalım. Şunu da yapalım aynı şekil. 5 defa merhaba dünya yazdırma işlemini böyle yapmayız normalde. Bunu bunu böyle ne zaman yapacağız biliyor musun? Bazı diller var. Bazı dillerde e, genelde while kullanılıyor. Çoğu, çok sık while kullanılıyor. Onlar da kullanılıyor. Ama normalde bu soruyu for loop bir soru yani. Direkt for e in range derim. 5 defa ne yazdır? Print merhaba dünya yazdır mesela. Şu üsttekinin aynısı. Üsttekinin çok daha kısa hali. 5 defa merhaba dünya. Bunları forla da yapabilirdim. Neden while'a yaptık hocam? Çünkü şu anda while'a alışıyoruz. While'ın daha zor sorularına şimdi bir sonraki ders geçeceğiz diyelim. Mesela bunda ne yapmıştık? Birden ona kadar sayılan karesini mi yazdırmıştık? Yazdıralım yine bunu forla. For e in range. Birden başla ona kadar git. Evet birden başla ona kadar git ama tam on dahil değil. O zaman on e kadar git diyeyim. On da dahil olmuş olsun. Tamam. Ekrana ne yazdırıyordum? Print i'nin e karesi. Kareleri yazdırıyorum gibi. Al sana aynı işlem. Üsttekinin aynısı. Daha kaldı mı? Ha, şunu yazmışız. Gördüğünüz gibi yani çözdüğümüz şu ana kadar çözdüğümüz bütün soruları forla çözmek de sizin teneffüs ödeviniz olsun. Ben yaptım ama atmadım. Hızlıca geçtim. Teneffüste buna uğraşın. Şu ana kadar çözdüğümüz soruların hepsini forla da bir daha çözmeye çalışın arkadaşlar. Bir sonraki ders 10 dakika sonra başlayacak. 17'yi 20 geçe. 17'yi 20 geçe görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.